Günaydın. Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Bugün bayağı dolu dolu bir gün. Sabah uyandık, kahvaltı yaptık. Şimdi Zuzu'yu çıkardım. Biraz gezdiriyorum. Burada Almanya'da mağazalar açıldı fakat randevu sistemiyle alıyorlar. Gel Zuzu. Dolayısıyla mesela diyelim Zara'ya mı gitmek istiyorsunuz? Zara'dan randevu almanız gerekiyor. Ben de Ikea'ya gitmem lazım. Çünkü çalışma masası, sonra perde vesaire bakmam lazım. Annemle randevu aldık. Saat 12'de randevumuz var. Ikea'ya gideceğiz. Az bir şey kaldı. Zuzu'yu dolaştırıp sizi bugün de yanımda eşlik ettirmek istiyorum. Aslında güldüğüme bakmayın. Baya ciddi ağrılar yaşıyorum. 3 gündür 20'lik dişimin geri kalanı çıkmaya çalışıyor. Ama hani diş mi çıkmaya çalışıyor, canımı mı almaya çalışıyor bilmiyorum. Ağrı kesici almadan ne konuşabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum, ne ağzımı açabiliyorum falan. Şu an ağrı kesicimi aldığım için bayağı iyiyim. Etkisi geçtiğinde biraz sıkıntı oluyor. Neyse, şimdi bir yandan hem şu çocukla uğraşıp hem video çekmek biraz zorlayıcıymış. Şimdi hazırlandım zaten gördüğünüz gibi. Sadece Zuzu'yu dolaştıracağım. Sonra eve geçeceğim. Annemle arabaya atlayıp Ikea'ya gideceğiz. Bakalım orada neler yaşayacağım, neler bulacağım. Çünkü tekrar kapanabilme riski var. Bayağı şeymiş. Şu an tekrar yükselmiş vaka sayısı. O yüzden onu bir aradan çıkarmamız gerekiyor. Ayrıca asıl gitme sebebimiz başka. Şöyle ki benim odamdaki kanepeyi biliyorsunuz. Kanepem, tasmayı biraz kısaltalım. Benim kanepem henüz, hadi koş. Henüz 6 aylık falan yani, ama komple her yerinden tüylendi. Onu geri verebilir miyiz diye soracağız Ikea'ya. Aslında gitme sebebimiz o. Mail yoluyla iletişim kurmayı denedik ama asla bir sonuca varamadık. Bizzat orada soracağız. Aslında gitme sebebimiz o. Ama gitmişken perde, çalışma masası falan da bakacağım. Çok konuştum. Şimdi Zuzu'yu eve bırakacağım. Evet, Zuzu'yu bıraktım ve çıktık. Arabaya geçiyoruz. Etrafı göstereyim. Almanya'yı özlediniz mi? Buradaki vloglarımı. Hava hiç şaşırtmıyor tabii. Aldım. İlk önce Action'a uğradık. Orada odama aslında çok güzel şeyler aldım. Ikea'dan ziyade orada daha güzel şeyler bulduk. Gerçi Ikea'ya daha gitmedik. Şimdi daha yine gidiyoruz. Size evde aldıklarımı gösteririm. Bugün Action'ın aldıklarımı. Ikea'ya henüz gitmedik. Bakalım orada ne bulabileceğim. Ve Ikea'ya geldik. Böyle zorla çekeceğim seni. Nerede? İçeceğimi yanıma alamam. İçemem çünkü orada. Bir thumbnail alınır buradan. Aldın mı her şeyi? Haydi gidelim. Efendim? Yemek ne zaman açılır hiçbir fikrim yok. Bir çalışma masası buldum bak. Ne yapalım, böyle gezelim mi? 90 dakikamız var. Gezelim bence. Bir daha Ikea'ya ne zaman gezebileceğiz? Senin istediğin ayna. Oh ya. Şöyle. Ya. Al ufacık bir şey. Nasıl? Bak, ben hep bunu istemişim de, böyle siyah. Şunun da gold'u var.
Yanlış hatırlamıyorsan. Ya. Beğendim. Bir de bu var. Yani bunun kadar rahat değil tabii. Ya. Ama alacaksan rahat olsun. Bence en iyisi öyle bir şey almak hani. Ha? Bundan mı? Evet. Ha? Ama keşke kremi olsaydı. Arkada var beyaz krem. Beyaz deri. Olsun. Olmaz mı? Ellerimi dezenfektan edeyim. Evet. Ne aldım? Perde. Ne deniyor ona? Şu tane. Korniş aldım. Ben korniş o değil. Tabii. Şiş. Korniş. Evet. Şimdi iki yandan çıktık. Bayağı bir saat falan orada inmişiz. Koltukla alakalı konuştuk. Şimdi eve dönüyoruz. Ufaktan da dişim ağrımaya başladı tekrar. Bak şu tabutmuş. Bir şey olmaz. Güç serbestmiş. Evde görüşürüz o zaman. Neredeyse unutuyordum. Bir de Zatuan'a uğramamız lazım. Oradan tripodumu teslim alacağım. Tripod sipariş etmiştim. Çünkü... Buradan da çıkış var değil mi? Yoksa? Bilmiyorum. Yok, hayır yok. Size ABM'mizi de göstereyim. Buralar bayağı güzel. Şu da sinemamız. Aldım bile. Yani tahmini 2 dakika falan sürdü. Şimdi hemen annemin yanına geçiyorum. Sonra eve. Dişim de ağrımaya başladı çünkü. Annem orada duruyor. Ailemizin şoförü ya gerçekten. O olmasa hiçbir yere gidemeyeceğiz. Yani benim de ehliyet almam lazım ama. İşte. Tabii böylesi daha rahat. Güneşi gördünüz az önce değil mi? Şimdi yağmur yağıyor. Çok tipik. Sizin yeni aldığım tripoda taktım ve gördüğünüz gibi eve geldim. Çok rahat konuşamıyorum çünkü dişim ağrıyor. O yüzden çok özür dilerim biraz. Garip konuşuyorsam eğer ki öyle. Size aldıklarımı göstermek istiyorum ve böylelikle de videoyu tamamlamak istiyorum. Bitirmek istiyorum. Sonra benim için dinlenme vakti başlıyor. Çünkü size bahsettiğim gibi maalesef çok ağır bir 20'lik diş ağrısı çekiyorum. Bilen bilir zaten. Şimdi Action'a uğradık. Biz IKEA için çıkmıştık ama Action'a da bir uğramak istedik. Action'da Zuzu'ya şöyle bir yatak aldım. Odam genelde beş, siyah ve beyaz tonlarında ama biraz renk de katmak istiyorum. Kendisi şu an geldi bile. Görünmüyor ama. Aslında bir yatağı var. Şöyle şurada. Ama onu buraya ilk geldiğimizde öyle laleten aldığımız bir yatak ve çok sevmiyor. Bu da onun
renk olarak değil ama şekil olarak yavruyken kullandığı yatağına çok benziyor ve içi de Zuzu'nun en sevdiği kumaştan. Yani erkek köpeğe bu renk alınır mı diye lütfen bana yorumlarda bulunmayın. Bakın geldi bile, çok seviyor yani bunu. Değil mi anneciğim? Bunu kaldıracağız. Bunu sevmiyorsun. Tamam tamam. Şimdi bunu kaldıracağım. Sonra aman fokuslar mısın? Yatağa. Bakın hemen de gidiyor. Bu arkamdaki rafı da yine aldım. O da Action'dan. Annemin hediyesi bana. Sonrasında biraz ağır ama Action'dan böyle bir lamba aldım. Merak edenler için yatak 6 euroydu. Bu 15 euroydu. Bunu da birazdan kurulumunu yaparız. Sonrasında Action'dan yine şöyle bir tablo aldım. Paris var. Burada Paris yazıyor. Ve içerisinde 3 tane poster varmış. Onları da başka çerçevelerde kullanabilirim. Bu da 2.98'de. Sonra böyle ayrıdan oluşan ama niye güzel olmuyor? Çok meraklısın sen. Böyle şurada fotoğrafını görürsünüz ama böyle ayrıdan oluşan metal süs aldım duvar için. Sonrasında böyle bir planlayıcı aldım. Renkleri de çok güzel. İçine hiç bakmadım ama bir bakalım mı? Aa bakın. Bayağı güzelmiş içi. Buraya bir şeyler koyulabilir. J, January. Biz Mart'tayız. İçi de bu şekilde. Bayağı beğendim. Bayağı güzel. Hem doğum günleri yazabiliyorsunuz, hem önemli tarihleri yazabiliyorsunuz, yapmanız gerekenler ve yapmak istediklerinizi yazabiliyorsunuz. Mesela okuma, dinleme, alma, yeme, görme gibi gibi. Bayağı güzel bir planlayıcı. Bu biraz pahalıydı sanırsam ama ben çok seviyorum böyle şeyleri. Ben fiyatını çok hatırlayamadım şu an. Sonrasında kitaplığım için böyle küçük siyah ve altın detaylı bir globus aldım. Gördüğünüz gibi gösterdiğim siyah perde askısı mı bilmiyorum tam olarak tercümesi nasıl olur ama siz de dediğimi biliyorsunuz. Yani perdeye takabilmem için bir çubuk aldım. Onları duvara montelemek için yine siyah böyle askılar aldım. 3 tane yine onun için gerekli aparattan aldım. 3 tane. Sonrasında bunun siyahı yoktu. O yüzden alıp siyaha boyayacağım. Böyle ucuna takabileceğiniz o korniş diyebilir miyim? Kornişin ucuna takabileceğiniz şeyden aldım. 2 tane. 1 adet ampul aldım. Bu lambam için. Sonrasında bir tane de böyle saksı aldım. Bu kadar. Aldıklarım. Ha yok, bu kadar değil. Bir de perde aldım ama şey almadım. Fon perde almadım. Sadece tül aldım. Fonu internetten sipariş ederim diye düşünüyorum. Ikea'da çok pahalıydı.
böyle dümdüz tül ama böyle ufak ufak noktalar var içerisinde. Çok romantik duruyor. Bence güzel. Bu kadar. Aldıklarım bu kadar. Şimdi bunu merak ediyorum. Bunu da bir yapmaya çalışalım. Aynı lamba IKEA'da 40 euroydu. Ne zamandır da istiyordum. Ama Action'da 15 euroydu. Action'ı Teddy gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla ama Avrupa'nın birçok yerinde var. Bayağı da güzel şeyler satılıyor orada. Evet, hava kararmadan videonun bitişini yapmak istedim. Perde gördüğünüz gibi duruyor. Hatta size şöyle göstereyim. Maalesef lambamı deneyemiyorum çünkü ona en fazla 25 wattlık 25 voltluk ampul gerekiyor. Bizim aldığımız 40 voltlukmuş. Ona bir ampul alıp önümüzdeki günlerde takmam gerekiyor. Sonrasında buraya fon perde alacağım. Şuna bakar mısınız, şu güzelliğe? Bayağı güzel oldu. Ama bu oda bitti mi? Hayır, bitmedi. Gerçekten en geç biten benim odam oldu. Koltuğu geri vereceğiz. Yerine yani iadesi yapıldığı takdirde yerine bir yatak alacağım. Aslında bugün IKEA'da bir yatak seçtim. O kısmı çekemedim. O da gri tonlarında bir yatak. O yüzden aslında perdeyi onunla yakalayabilirim diye düşündüm. Çalışmamızı seçtim. Hemen ilk gördüğümüzü zaten beğenmiştik. Sonrasında hepsine baktık. Yine en çok onu beğendim. Onu alacağım. Onun dışında bir gardırop. Artık almam lazım. Onu beğendim. Şu da şu aynalı şeyde. Onu da vereceğim. Onun yerine IKEA'nın bu standart komodini var mı? 3 çekmeceli, 4 çekmeceli, 6 çekmeceli falan. Onlardan bir tane alırım. Böyle yani. Odanın değişimini ben yine size çekerim ama bugün böyle bir video oldu. Biraz dişim ağrıdığı için biraz çok böyle enerjik de olmayabilirim. Düzgün de konuşamıyor olabilirim. Ayrıca konuşmakta biraz zorluk çekiyorum, ne yalan söyleyeyim. Çok fazla uzatamayacağım. Umarım bana kızmazsınız. Onun dışında size şöyle bir update yapayım. Birkaç ay sonra güzel bir projeye başlayacağım. Bu proje için de şu an ne olduğunu söylemek istemiyorum. Gerçekleşmedi çünkü henüz. Kırtasiye alışverişine ihtiyacım var. Bir takım bir şeyler aldım. Ama bayağı güzel bir kırtasiye alışverişi yapacağım. Onun da videosunu çekeceğim size. Dilerseniz kıyaslayabilirsiniz ya da İlham alıp siz de alabilirsiniz. Hem yeni döneme de yakın olmuş olur. O yüzden faydalı olacağına inanıyorum. Evet, videoyu burada bitirebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir sonraki videoda ben daha sağlıklı ve siz yine burada olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Like ve yorum atmayı ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Görüşmek üzere. Bye bye.